FETÖ'cü yaklaşımıyla birleştirildiler. Buyurun evet. Efendim. Şimdi değerli seyirciler, bir başka konu var, ona da hızla girelim. Çünkü bir iki konumuz daha var. Bir tanesi şu, merkez medyanın utangaç yandaşlığı. Bugün kendisini merkez medya diye tanımlayan bir televizyon kanalında bir tartışma oldu. Yani tartışmayı yöneten, programı yöneten iyi bir gazeteci arkadaşımızdır. Yani Mehmet Akif Ersoy, bizim ünlü şairimizden adını alan bir gazeteci arkadaşımız. Orada Ali Aydar Fırat, ki iletişim doktorudur kendisi, gazeteci kökenlidir. Şu anda CHP'nin parti meclis üyesi. Bu programa katılıyor. Altta bizim KJ dediğimiz bir şey var, yazı var. Şu anda merkez medyanın utangaç yandaşlığı cümlesi KJ'dir. Biz karakter jeneratöründen verildiği için, o cihazın adı bu olduğu için bizim dilimize de, televizyon yayıncıların diline de KJ olarak yerleşmiştir. Orada bir KJ var. Verebilir misiniz arkadaşlar onu? Şey, o programdan bir görüntüyü bültende de vermiştik. Orada Cumhuriyet Halk Partisi DEM işbirliği diye değişmeyen bir KJ duruyor. Öyle yerleştiriyorlar ki CHP ve DEM parti arasında bir işbirliği varmış gibi. Yani bunu bir veri, bir doğru kabul edip, olmuş bitmiş bir gerçek durum kabul edip sanki bunun üzerine tartışma yapıyorlar gibi. Bunun üzerine Ali Aydar Fırat da evet arkadaşlar verelim şeyi, biz o şeyi Dijivol'e verin. Dijivol'de kalsın arkadaşlar. Hangi konuyu konuşuyorsak o konuyla ilgili görüntüleri Dijivol'e verin lütfen ve ikili alın. Daha iyi olur seyircilerimiz açısından da, yayıncılık açısından da. Ali Aydar Fırat bu programı terk ediyor. Şimdi bak, DEM, CHP, DEM işbirliği tam olarak ne? Yani işbirliği var, var da tam olarak ne, onu konuşuyorlar. Şimdi diyor ki partinin yöneticisi, DEM ile aramızda hiçbir ittifak yok. Ama o KJ kalıyor orada. Ya kardeşim niye değiştirmiyorsunuz diyor. Şimdi orada bakıyorsunuz diğerlerine. Şimdi buradan bir çağrı yapmak lazım. Şimdi ben yine Mehmet Akif Ersoy tenzih ederek belirteyim. Ama bunlar utangaç yandaşlar bunlar. Bu tip televizyonlar. Yani Habertürk'tür, NTV'dir, Haber Global'dir, TV100'dür vesaire. Bunlar hani ortadaymış gibi duran bir takım kanallar var ya. Bunların tamamında. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ya nasılsa bunlar Ülke TV, Net TV, işte Kanal 7 vesaire falan gibi, ya da TV24 gibi, A Haber gibi kanalları da CHP'liler izlemiyor. Evet. Dolayısıyla kendi merkez medya gibi davranan bir kesim var. Oralarda en azından bu tartışmayı yapalım. Bu düpedüz utanmazlıktır. Yani bu meslek adına hakikaten son derece ne diyelim, utanç verici bir tablodur. Yahu Türkiye'de biz başka haberler yapıyoruz, biz başka bir yerde mi yaşıyoruz? Yani DEM Parti yöneticileri CHP'ye ağzına geleni söylüyor. Kaybettireceğiz diyor. Şimdi ya. Şimdi şey kalkıyor diyor, sırrı sakık, kaybettireceğiz, elbette kaybettireceğiz. Siz efendi, biz köle miyiz diyor. Bugün Meral Danış Beştaş, mecbur muyuz diyor ya. Bizim size borcumuz yok, olsa olsa alacağımız var diyor. Biz geçen seçimlerde diyor oy verdik diyor. Aynen. Ama buna karşı hiçbir şey yapmadınız, biz diyor aday çıkartıyoruz. Ya her yerde seçime katılıyor bu parti. DEM Parti her yerde katılıyor. Ve DEM Parti'yi bir terör örgütü gibi sunmak utanmazlığı da başka bir şey. Ayıptır ya. Terörü desteklemektir. Evet, ben ayıptır, size söyleyeyim. Ayıptır. Bunu yapmak asıl teröristliktir. Evet. DEM Parti demokratik alanda siyaset yapan, mecliste temsil edilen, meclise başkan vekili veren yasal bir partidir, demokratik bir partidir. Siz demokratik alanda siyaset yapmasını bir takım siyasal güçlerin engellediğiniz takdirde geriye sadece silahlı örgütleri bırakırsınız. İşte budur teröre destek vermek. Böyle bir utanmazlık var. Bu hocam bu konu.